Şimdi şöyle yorum yapıyor bazı yorumcular. Türk dış politikasını yorumlarken Amerika ile kıyaslıyorlar. İşte Amerika dış politikada şunları şunları yapıyor ama Türkiye bunları yapamıyor. Veya Rusya şunları yapıyor ama Türkiye bunları yapamıyor. Bu iyi bir kıyaslama değil. Türkiye'nin orta boy bir devlet olduğunu bilmemiz gerekiyor bir defa. Bunu birkaç konferansımda söyledim, yine söyleyeceğim. Bizde öğrenciler ilk birinci sınıfa başladığında uluslararası hukuk hocalarımız bizim, onlara bir şey öğretirler. Ama öğrettikleri doğru değildir, onu söyleyeyim. Derler ki devletler eşit siyasi birimlerdir. Bunlar arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki ilişkileri oluşturur, uluslararası ilişkileri oluşturur filan derler. İtiraz eden var mı buna? Yok diye düşünüyorsunuz değil mi? Ama böyle değil. Yani devletler öyle eşit filan değil. Uygulamaya bakmamız gerekiyor. Teori çok fazla beni ilgilendirmiyor. Pratikten baktığımız zaman söylüyorum. Ben de diyorum ki bu böyle değil. Hemen bunları iki tane kitap öneriyorum. 1984 diye bir kitap var. Okuyanlar var mı içinizde bilmiyorum. Bir de Hayvan Çiftliği diye aynı kişinin yazmış olduğu George Orwell'ın bir kitabı var. O kitabın özeti şu. Der ki herkes eşit ama bazıları daha çok eşit. Bu devletler için de geçerli. Devletler eşit ama bazıları daha çok eşit. Siz bu tanımlamayı göz önüne bulundurmadığınızda o zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimizin yani dış politikasını anlamakta zorlanıyoruz. O için devletleri üçe ayırmak gerekir. Bir süper devletler var. Bu süper devletlerin özelliği şudur. Kısaca her istediklerini yapamazlar. Fakat bu büyük süper devletlere yönelik kötü bir durum ortaya çıktığında bunun üstesinden gelme güçleri vardır bu devletlerin. Yani buna örnek Amerika Birleşik Devletleri'ni verebiliriz. Bir de orta boy devletler var. Türkiye bu orta boy devletlerden biridir. Onu da ikiye ayırmak lazım. Orta boy devletler de büyük devletlerle küçük devletler arasındaki bağ kurarak yaşamaya çalışırlar veya büyük devletler arasındaki dengeleri gözetirler. O dengelere göre pozisyon alırlar. Mesela farkındaysanız Amerika Birleşik Devletleri ile sorun yaşıyoruz. Kiminle ilişki kurmaya çalışıyoruz? Rusya ile ilişki kurmaya çalışıyoruz. Veya Rusya ile sorun yaşadığımız zaman bunu bakıyorsunuz ya Amerika Birleşik Devletleri ile ya da AB ile ilişki kurarak bunu kapatmaya çalışıyoruz açığımızı. Bir de küçük devletler var. Yalnız bu orta boy devletlerle ilgili bir tanımlama daha yapayım. Orta boy devletleri de ikiye ayırıyoruz. Bir imparatorluk yaşamış orta boy devletler var. Bir de imparatorluk yaşamamış orta boy devletler var. İkisinin davranışları birbirinden farklıdır. Eğer bir orta boy devlet imparatorluk yaşamışsa bu büyük devlet olmak için sürekli öne atılan tavırlar sergiler. Mesela bunu İran'da görürsünüz, Türkiye'de görürsünüz. Bunu Almanya'da görürsünüz. Bunu Fransa'da görürsünüz. Bu tavır bunlarda net ortaya çıkar. Çünkü geçmişi vardır. Bizi bile küçükken yetiştirirken hatırlarsanız zaten en azından bana onu yaparlardı. Hafiften böyle okulu kırıp top oynamaya gittiğimde rahmetli peder ya senin yaşındayken Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti diye hemen yükler bize yükü. Yani düşünebiliyor musun? Sen çocuksun ama hemen üzerine yükü getirir. Hemen seni oradan uzaklaştırır. Bu imparatorluk geçmişinin vermiş olduğu bir tavırdır.